Çek. Can güvenliğim yok çünkü. Bak elinde çapayla bekliyor. Korkuyorum. Meyveler, Seraf, hukukçu daire çalışanı ve hani ben bunları alacağım. Bir şey yaptığını, yapmadığımı ve bana bir şey yapabileceği için ben bunu alıyorum şu an görüntü kaydına. Korkuyorum. Şimdi alıyorum. Aynı zamanda buranın sahibi babamla da iletişime geçtim. Bana yaklaşıyor. Bana lütfen yaklaşma. Korkuyorum. Arkadaşlar görüyorsunuz. Ya ne yapıyorsun? Görüyorsunuz. İmdat. Bağırıyor. Ya bu ne? Polis yok mu ya? Polis yok mu burada ya? Evet, ben de aynı. Ben de çok korkuyorum. Şikayetçi oldum kendisinden. Aynı zamanda buranın sahibi babamla iletişime geçtim. Bana yaklaşıyor. Bana lütfen yaklaşma. Korkuyorum. İmdat! Hobi bahçesi kurup ileride de bu işi büyütmeyi düşünmüştük. Ama daha sonra 2019'da bu işi yapmayacağını söyledi bana. Ve maddi desteğini de kesti. Daha sonra ben kendi imkanlarımla bahçeyi o hale getirdim. 2021 Nisan ayında da kendisi çıktı geldi. Dedi ki ben tekrar yürümek istiyorum. Tamam dedim, yani senin de burada zaten katkın var. Buyurun dedim, beraber şey yapalım, yürütelim. Başladık. Yanında daha sonra bir çocuk getirdi. Dedi bu benim oğlum dedi. Ben de dedim ki yani bu çocukla burada zor olur. Yani aradan bir iki ay geçtikten sonra benim üzerime mobbing oynamaya başladılar. Çocuk sürekli bir mobbing. Yani şöyle sürekli çocuk beni kayda alıyor, videoya çekiyor. Ondan sonra benim memurluğumdan dem vurup işte sizi memurluğunuzdan attırmak gibi işte tehditler savuruyor bana. Neden sürekli? Böyle bir mobbing uyguladınız? Ben de anlamadım. Yani orada kalıyorlar zaten bunlar. Hani hatta beni dolandırıcı falan demiş ama yani orada yaşayan bir insanı ben nasıl dolandırabilirim, bahçede yaşayan insanları? Çocuk sürekli beni kameraya kaydalıyor ve sürekli beni şey yapıyor, taciz ediyor. İşte şöyle böyle, işte Fatma Hanım seni şimdi kayda alıyorum. En sonunda işte bir gün önce de zaten biz aşağı yukarı 3 gün karakolluk olduk. Sürekli ben zaten şikayetçi oldum şahıstan. Daha önce bir geldi bu videodan önce. Bak dedi seni kameraya alıyorum, şudur budur. Ben de git başımdan dedim. Zaten dedim polis çağırdım. Beni dedim tahrik etme. Ondan sonra yok dedi. Ben dedi bak şimdi dedi seni dedi tekrar çekiyorum dedi. Tamam, ben de masada oturuyordum zaten. Ondan sonra orası bahçe, zaten her şey olabilir yani. Ama o anda da dedi ki bak dedi çalmış olduğu dedi meyveleri dedi alıyorum dedi. Ben de çocuklarımın yanına gideceğim İstanbul'a. Dedim ki onlara meyve götüreyim. 3-4 meyve topladım. Sen onu da al, koşmaya başladı. O anda hangi anne olsa aynı şeyi yapar. Ve ben de çocuklarıma götürecek olduğum meyveyi alınca, koşturunca ben de arkasına artık sinir krizi geçirdim. Arkasından koşmaya başladım. Artık hatırlamıyorum ne olduğunu zaten. Cinnet geçirdim o an, bilmiyorum yani. Hatırlamıyorum çünkü artık o alıp kaçınca zaten ben ilk defa bu kadar kendimden geçtiğimi hatırlıyorum. Ben aslında çok sakin bir insanım. Herkes de, çevrem de çok iyi bilir. Yani ilk defa bu kadar bağırdığımı hatırlıyorum. Çünkü hangi anne olsa aynı şeyi yapar burada. Sadece telefonla beni taciz ettiğini söyledim. Yani orada yanlış anlaşılma var. Saldırıyı bu yüzden mi? Tabii beni sürekli telefonla taciz ettiğini zaten komşular da biliyor. Ondan sonra dedim imdat dedim, yetişin bak yine telefonla taciz ediyor beni dedim. Ya tabii öyle. Zaten tutanaklarımız da var bununla ilgili. Artık olay savcılığa gitti. Yani bundan sonra hukuksal süreç başladı zaten. Tabii hukuk çözsün. Ben adalete güveniyorum. Burada yalnız bir kadın, tek başına yaşayan bir kadın üzerine oynanan bir mobbing var. Yani ben sonuna kadar hakkımı savunacağım zaten.